Kamu emekçisi mücadele arkadaşlarımız, değerli Bakırköy halkı, emekten yana tavır alan değerli basın emekçileri. 28 Ağustos 2020 günü burada emekçilerle emek adına kazanılmış haklarımızı korumak ve iyileştirmek için bir araya gelmiş açıklamamızı yapmıştık. O günden bugüne Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, somut adım atmak yerine çalışanları toplayarak baskılamayı ve gözdağı vererek kamu emekçilerini kendi istedikleri noktaya çekmeye çalışmıştır. İşveren tarafının çalışanlarla yaptığı toplantıda belediye emekçileri sendikalarının kendilerini konuyla ilgili bilgilendirdiğini, sendikanın kendileri için alacağı karara uyacaklarını ve sendikalarının yanında olduklarını birinci ağızdan işverene ifade ettiler. İşveren tarafı bundan rahatsız olmuş olsa gerek ki, herhangi bir yasal dayanağı olmadan ve mevcut toplu sözleşmede yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme geçerlidir maddesi olmasına rağmen toplu sözleşme ödemelerini tek taraflı ihlal ederek Eylül ayı ödemelerini yapmamış ve fiili olarak kamu emekçilerinin paralarını gasp etmiştir. Mevcut sözleşme hükümlerini yerine getirmeyen belediye artık suç işlemektedir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu 18 aydır toplu sözleşme imzalamayarak kamu emekçilerini mağdur etmeye devam etmekte. Bir yandan da uyuşmazlık tutanağı gibi biz memurların toplu sözleşmesinde olmayan bir yolu ileri sürmek isteyerek süreci uzatmak istemektedir. Kamu çalışanları olarak bizler Bülent Kerimoğlu'nun samimi olmadığını görmekteyiz. Bizlere kazanılmış haklarımızı elimizden alan bir sözleşme dayatmaktadır. Yeni bir sözleşme ile emekçinin cebine göz diktiğini, mevcudun altına inilmesini talep etmekle güç yaşam koşullarında olan emekçileri daha da açlığa, sefalete mahkum etmek istediğini görmekteyiz. Yanı başımızda AK Partili belediyeler bulunmakta. Ve bu belediyeler içinde 4688 sayılı yasa var. Merkezi hükümetle aynı partili olan bu belediyeler bile 4688'i uygulamaz iken ve bu sözde ucube limitlerin üzerinde ödeme yaparken iktidara talip olduğunu iddia eden ana muhalefet partisinin iktidar olduğu bir belediyede limit dayatması yapılması biz emekçiler için bir umut olamayacaklarını görmemize neden oluyor. Toplu sözleşme hakkımız öfkelerle nasıl? Toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Sayıştay dediğimiz kurum yeni bir kurum değil. Yazdığı layihalar, çıkarılan zimmetler 27 yıl önce de gündemde. Burada mesele Sayıştay değil, emekten yana olup olmamaktır. Bu şekilde AK Partili belediyelerin altına düşmekte bir beis görmeyen Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve bağlı bulunduğu siyasi partinin iktidara talip olamayacağını ifade etmek gerekir. Emekçiyle çalışmanın, emeğe karşı düşmanca tavır almanın kendilerine fayda sağlayamayacağını bilmelerini istiyoruz. Hatta 02.10.2019 yılı Sayıştay Temiz Kurulu ilhamındaki karşı oyu okurlarsa emekçiler için sözleşmeyi imzalayan taraflar dışında harcama ve gerçekleştirme görevlilerinin kusur ve ihmalinden söz edilemez denilmektedir. Burada çıkan anlam şudur. Bakırköy Belediye Başkanı emekçiler lehine elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Biz de diyoruz ki müteahhite değil emekçiye bütçe. Müteahhite!